Sivasspor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buraya gelene kadar bundan önce oynadığımız 3 tane maçımız vardı. Gerçekten o 3 tane maçta çok çok iyi takımlar, ligin en iyi takımlarıyla oynadık. Hepsinde de galip geldik 3 maçta da. Galip gelirken de şunu anlatmak istiyorum. Şansa galip gelmedik. Yani oynayarak galip geldik. Çok da iyi oynadığımız maçlar oldu. Deneyimli teknik direktör üst üste aldıkları galibiyetlerle sıkıntılı süreci geride bıraktıklarına dikkat çekti. Bu maçın biz bir kere şöyle klasik laf ama zor olacağını biliyorduk. Çünkü Kasımpaşa'nın durumundan dolayı birincisi bu. İkincisi de Galatasaray gibi bir maçı kazandıktan sonra böyle maçlara çıkmak biraz konsantre düşüklüğü olabilir oyuncularla. Onu olmaması için çok uğraştık. Ve ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. Yani istediğimiz şeyleri maalesef yapamadık ama zaman zaman da pozisyona da girdik. Onları değerlendiremedik ama ikinci yarı mağlup olmamıza rağmen bir maça başlayışımız, gol atışımız ve ondan sonra da çok iyi bir futbol oynadık ve güzel bir şekilde de maçı sonuçlandırdık. İsminin Beşiktaş'la anılması ile ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi. Şimdi aslında onu pek böyle cevap vermek istemiyorum ama size açık konuşayım ben. Ben kesinlikle arkadaşlar Beşiktaş kulübünden bana ne bir teklif geldi ne de ben gidip bir yöneticiyle veyahut da başkasıyla görüşmedim. Benim bir kere kişiliğim yapım değildir. Yani gidip birisini aramak veyahut da birisini arattırmak gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Eğer ben bir yere geleceksem önümdeki başarılarla gelirim. İşte kişilikle, karakterle veyahut da oynattığımız oyunla veyahut da takımımızdaki şeyle. Ben takımla gurur duyuyorum gerçekten. Küçük bütçelere rağmen biz 2 senede bu takımı Avrupa'ya götürüyor. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Onun için yani benim şimdi Beşiktaş'ta gerçekten ne bir konuşmam oldu, ne bir yönetimle görüşmem oldu, ne başkanla görüşmem oldu. Benim tek odaklandığım şey Galatasaray maçı ve bu maçtı. Yani benim için önemliydi takımımız. Çünkü zor bir süreçten çıktık biz. Onun için bunu daha da yukarıya götürmek istiyoruz. Tabii ki Beşiktaş kulübü benim için çok değerli bir kulüptür. Çünkü benim futbol hayatım orada başladı, orada bitti. Çok güzel de şeyler yaptım ben futbolculuk hayatımda da. Orada ben antrenörlük hayatımda da çok güzel şeyler yaptım. İlk gittiğim sene bayağı bir zor durumdaydı. İkinci yarı aldım ve ikinci yarı sadece tek mağlubiyet aldım. O da Galatasaray'a yenilmiştik 1-0. Ve öylece güzel bir şekilde de bırakmıştım ondan sonra. Ya onun için benim şu anda bir kimseyle ne görüşmem ne de bir teklif öyle bir şey gelmedi yani.